Merhaba çocuklar, ne yapıyorsunuz? Burada kestane dikeceğiz. Kestane? Ne kestanesi o? At kestanesi. He. Bunları nereden buldunuz? Bunlar benim. Nereden? Aldım, parktan topladım. Buraya getirdiniz, buraya evet, dikeceksiniz ha? Uygun bir yer mi arıyorsunuz? Bak tam şu orta kısma ekebilirsiniz. Diğer ağaçlardan belli bir mesafesi olsun. Ne buldun? Okusana. Bu düştü arasında. Tamam, sonra okursunuz dinlenirken. Orası mı uygun? Bilal, arabayı yanaştır. Bak, arabayı yanaştır teyze. Yanaştır arabayı. Yanaştır oğlum. Tamam, seç bir tane oradan. Ha, yok, o derinlik yeterli değil. Daha fazla derin olması gerekir. Çok de. Ha, biraz daha eşmen gerekiyor. Ben eşebilir miyim Furkan? 15 santim olması lazım en azından. Tamam. Eş biraz daha oğlum. Bilal'cik dur. Bakayım. İyi seçebildin mi? Çıkmış mı bunun şeyi? Ha iyi, tamam. Bu güzel. Şimdi dikerken o taşı da al oradan. İki tanesini bir araya koyarsanız birisi diğerinin sigortası olur. Olur. Daha iyi olur. Bak şimdi. Şu da bak buradan gözükmüş. Ha, ikisini yan yana koyun. Ha, birinden biri çıkacak, tamam mı? Kapatıyorum. Ceviz dikerken de böyle olur. Evet, kapatıyorum. Ha, iyice kapatın. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Hatta dur, belli taş koyalım. Bak yıllar sonra bakma, ben de buldum. Burada bir at kestanesi ağacı görebiliriz. Şimdi onun mesafesini de iyi ayarlaman lazım. Bak burada şöyle 4 metre çapında bir ağaç olduğunu düşünün. Tamam mı? Burada. Diğer ağacı da şöyle bir 4 metre aralık. Heh. Tamam. Yani en azından çapı 5-6 metre olması lazım. Birbirlerine zarar vermesinler çünkü, değmesin dalları. Diğer ağaçlara da değmesin. Aslında ben yapabilir miyim? Tohumcu geldi. İşte. Tohumcu amca. Şuradan tohum seçer misin? Kestane. Evet. Evet. Bizim kazmak için daha güzel bir elverişli alete ihtiyacımız var. Bak şu dal kurumuş. Bu dalı alalım buradan. Hem budamış oluruz. Şuradan budayalım. Şöyle. Sen de mi yardıma geldin Diler? Bak güzel oldu. Kırıldı. Şimdi bunu. Ver baba be. Bir saniye. Senin değil. Sus. Böyle kazmak için kullanacağız bunu. Dene bakalım nasıl. Hayır öyle değil. Bu tarafıyla. Bu tarafıyla. Ne tarafıyla? Diğer, diğer tarafıyla. Bilal'cik dur. Ya, ne yapıyorsun? Öbür kestaneyi de ezmişsindir. Bilal'cik. Ben geliyorum. Hayır. Ben geliyorum.
Heh, ver, onun ucunu sivriltelim azıcık. Evet. Ha, o taşı al. Şöyle. Bu arada dikeceğimiz kestaneler de bunlar. Ben geliyorum. Bak taşlar çıkıyor. Bilal azıcık öteye git. Git. Şu taşı alalım bakalım. Şu atalım. Köpekler yersin. Evet. Evet. Derinlik fena değil bence. Bence dikebiliriz. Şöyle. Yanına bir tane daha şöyle yedek koy. Onu da şuraya koyalım. Tamam. Ve kuyumuzu kapatalım. Kapat. Sonra bunlara bir de can suyu dökelim. Evet, sonra su dökelim. Ve işaret koyalım. Şöyle. İşaret koymana gerek yok. Hani? Burada minik bir Uğur böceği mi? Uğur böceği dostumuz var. Şöyle, şöyle koyalım. Durun, şöyle alalım. Şöyle. Senin mi bu? Evet, benim, ben buldum. Ha. Yaprağını da şöyle koyalım. Bu Uğur böceğinin rızası var mı? Herhalde. Haberi var mı? Bilmiyorum. Senin malı olduğun, malın olduğundan. Hayır. Başımın üstüne çiğneyeceğini. Benim Uğur böceğim benim olur. Dur, yap, kessin onu. Ay çok tatlı. Bilal. Bilal ne yapıyorsun orada? Gel. Gel oğlum. Gel, daha çok işler yapacağız seninle, gel. Hadi şu hepsini dikmemiz lazım. Gel sana bak, bunu göstereyim. Senin tohum dikme aracın nerede? Koş getir çabuk. Yetiştir oğlum tohumları çabuk. Patates tanesi dikiyoruz. Ne yaptınız? Ya. Ne yaptınız? Dedik. Dur sakın. Uğur böceğini alın oradan. Al Uğur böceğini. Çek. Uğur böceğini yaprağın al üzerine koy. Anam dur. Kızım. Hadi be, öldürdün ya. Öldürmedim. Ha, yaprağın üzerine koy onu. Baba, Uğur böceğini nereden buldu ya? Söylesene. Havadan gelmiş oğlum. Eline konmuş, senin eline konmuyor mu? Ha? Senin eline konmuyor mu? Ver şuna bakayım. Hayır hayır, o tehlikeli bir alet. Ne kadar kazabildin? Devam et, daha çok var.